Merhabalar Erdoğan Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şu emtia konusuyla başlayalım mı? Yani Çin'in son hamlesi, spekülasyonu önlemeye yönelik, stokçuluğu önlemeye yönelik. Dolayısıyla özellikle sanayi metallerinde yükselişin önüne geçmek için bir adım olarak değerlendirildi. Fakat fiyatlara baktığımızda öyle çok ciddi bir geri çekilme vesaire bu kararla birlikte yaşanmış gibi de değil. Bütün enflasyon okumalarını yükselen emtia fiyatları üzerinden okuduk. Bu konunun ya da bu fiyatların yükselişinin önüne geçecek kadar önemli bir hamle midir Çin'den gelen açıklama? Yoksa başka dinamikler, büyüyen ekonomiler, emtia fiyatlarını yine yukarıda bir yerde tutup yüksek enflasyonu yine bize konuşturacak mı? Ya açıkçası şöyle bir şey görüyorum yani dünyada, hatta bizim yurt dışındaki piyasalar için de kısmen bunu söyleyebiliriz. Yani zaman zaman çeşitli uygulamalar, açıklamalar, bunu yalnız şey için söylemiyorum. Yani dünyadaki enflasyon beklentisi ve işte Fed üyelerinin açıklamaları üzerinden gitmiyorum. Yani mesela Amerika'nın İran'la yakınlaşmasının petrol üzerine etkisi. Efendime söyleyeyim, OPEC artı ülkelerin yine bu kısıtlamacı hamlelerle ilgili petrol üzerine etkisi veya gelen verilerin bir enflasyon beklentisi üzerinden işte tahvil faizlerine veya zaman zaman Amerikan dolarına olan etkileri. Bunların hepsine baktığımda yani bugünkü Çin açıklamaları için de bunu söyleyebiliriz. Şunu görebiliyorum, yani piyasalar askıda bir yerde. Yani o genişlemeci merkez bankaları politikaları sonrasında sanki buradan nemalanma sürecinde belli bir noktada bazı dünyanın farklı bölgelerinden de özellikle büyüme ve gelebilecek enflasyonla ilgili bir şey gözüküyor. Yani enerjik bir veri akışı gözüküyor, bir hareketlenme gözüküyor. İşte aşı çalışmaları da buna eklerseniz bir sosyal hayata dönüş gözlemleniyor. Ama her şeye rağmen veriler bu enflasyonist süreci desteklerken karşısına da söylemler çıkıyor ve özellikle Fed ve Fed üyelerinin işte enflasyonun gelip kalıcı olmayacağı, şu an için mücadelede enflasyonla araçların olduğu konusu veya faiz artırımı öncesinde işte bu parasal genişlemenin ya da varlık alımının azaltılması konusunda biraz daha görüşmeler olsa da zamana ihtiyaç olduğu vesaire gibi. Dolayısıyla gerçekleşmelerle söylemler bu askıda kalan, ya yani askıda dediğim yukarıda işte bunun için petrolü konuşabiliriz, altını, borsaları, bu fiyatlamalar içerisinde enflasyonun da içinde dahil olabileceği, talebin de içinde dahil olabileceği o mekanizmayı, o dengeyi söylemler ve veriler şimdilik dengelemiş gibi gözüküyor. O açıdan dikkat ediyorsanız yani bu işte çeşitli emtiaya yönelik olabilir, sermaye dolaşımına yönelik olabilir. İşte geçen günlerde kripto piyasaları üzerinde bazı açıklamalar oldu. Bunlar gerçekleşse de şu anda ana konu likitide ve likiditenin piyasada ne kadar kalıp kalmayacağı veya hangi oranda azaltılıp azaltılmayacağı olduğu için sizin de söylediğiniz gibi işte İran-Amerika yakınlaşmasında petrol belli bir noktaya geldikten sonra tepki verebiliyor ya da emtialar zaman zaman yataylaşsa da fiyatları bunu sanayi veya tarım emtiaları olarak da adlandırabiliriz. Söylemlere göre kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor ve öyle ya da böyle benim yine bu kişisel fikrimdir. Kanaatim o piyasadaki dolaşımda diyebileceğimiz ya da destek veren o destek paketleri ve likiditenin etkisiyle o dalgalanmalarının kısa olduğu ve ortadaki o yolda o askıdaki fiyatlama içinde kalmaya devam ettiği bir dünya yaşıyoruz şu an için. Bunun vadesini tam olarak kesmek mümkün değil elbette ama hani şu varlık alımını azaltma tartışmaları, yükselen enflasyon beklentileri bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman da bazı FED üyelerinin söylediği gibi artık sürece binaen yeni bir şey söylemenin vakti yaklaşıyor olabilir mi? Mesela sonbahara doğru FED'den bu salgını geride bırakan bir ABD ekonomisi senaryosunda artık bizden bu kadar yavaş yavaş geri çekiliyoruz gibi bir mesaj almak mümkün müdür? Bunun işaretini siz görüyor musunuz? Buna hazırlık anlamında piyasalarda bir işaret görüyor musunuz? Şimdi yani şöyle piyasalarda bu söylediğiniz yani varlık alımlarının azaltılması
takvimi diyelim. Buna daha önce böyle yapıldı çünkü. Veya söylemlerinin işte şu toplantıda böyle bir karar alınabilir gibi bir beklenti gelene kadar şu an piyasada bunun fiyatlamasını zaman zaman görüyoruz. Dediğim gibi yani veri geliyor acaba mı sorusuyla görüyoruz ama bunun gerçekleşmesinin net işte şunu söyleyemeyiz. Tapering veya işte varlık alımları azaltılması noktası yaklaştığı için işte borsalar satış yedi veya ne bileyim emtialarda düşüyor oldu ya da işte farklı ürün gruplarında fiyat hareketleri değişti diye. Dolayısıyla piyasada fiyatlaması olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an için yaklaşıyor mu peki bu mevzu veya bunun işte Eylül'e doğru gerçekleşme ihtimali olabilir mi? Yanılmıyorsam bir yayında sizle sevgili Özgür de vardı. O da Jackson Hole'dan bahsetti mesela Ağustos ayı için. Hani önemli bir eşik olabilecek gibi. Şimdi geçen tutanaklarda Fed'de o varlık alımlarının azaltılma konusunun konuşulmasının gündeme gelmesi ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir sene oturup da ya şimdi azaltalım mı azaltılmayalım mı diye devam etmeyecektir. Zaten burada öncü veriler ve özellikle aşı çalışmalarının sosyal hayata dönüşü hızlandırma etkisinin de bir çarpan olarak hani gün ve gün devam ettiğini düşünürsek tahmin ediyorum Haziran'da ya Temmuz ya Ağustos için veya sizin söylediğiniz gibi yani en geç Eylül ayında Amerika'da tabii bir yeni aksilik olmazsa yani salgın gibi bir bilinmez sonuç ortaya çıkmazsa burada bir takvim açıklanması gerekecek. Yani o 120 milyar dolarlık aylık alımlar üzerinden artık hangi dilimler üzerinde bir şey olacaksa kısıtlama diyelim yani varlık alımı üzerinde en azından sene sonuna kadar biz 2022'de nasıl bir senaryo olabileceği, nasıl bir bilanço küçültmesi olabileceğini sonunda diyelim bu kısıtlamanın veya azaltımın göreceğimizi düşünüyorum. Ama faiz artışı, faizle ilgili beklentilerle ilgili hala yeni yılı beklememiz gerekecektir. Dolayısıyla piyasalar şu an fiyatlamıyor herhangi bir varlık alım azaltımını. Ama ben de en geç Ağustos-Eylül aylarında bu konuşmanın netleşeceğini düşünüyorum. Yeni bir gelişme olmazsa. Bu durumda mesela altın için Ağustos ayına doğru giderken beklentinize paralel olarak söylüyorum. Mevcut fiyatları nerede görebiliriz? Yani şimdi 1890 dolara dayandı. Varlık alımının azaltılması sinyali gelmesi, değeri yine doların likiditesine, faizine çok hassas olan bir varlık için ne anlam ifade edecek sizce? Şimdi burada iki türlü yani altını değerlendiriyorsak iki türlü bakmak lazım. Nedir? Mesela enflasyona karşı değil mi? Hani genel anlamda işte altında bir geçmiş dönemlere baktığımızda korunma aracı veya talep gören bir ürün gibi değerlendirebiliriz bir. İkincisi de 1200 dolarlar, 1450 dolarlardan 2072-74 dolarlara gittikten sonraki düzeltme hareketi sonrası geldiğimiz 1900 dolarlara yakın seviyeler acaba bütün bu aynı 2008-2011 ve sonrasında olduğu gibi paranın bol olduğu dönemde bir kısmının altına doğru fonlar bazında kaydı ve oradan şimdi enflasyon yavaş yavaş oluşsa da bu o tarafa yönelen paranın likiditenin azalmasıyla diyelim yani orada biraz daha yavaş yavaş olacağını düşünsek de bu sürecin acaba bu fiyattan kendine bir avantaj sağlayarak kar satışlarıyla mı karşılaşacak bir altın olacak? Bence bu önemli. Şimdi diyeceksiniz ki yani bunu biz söylemezsek kim söyleyecek? İşte biz de bunu haftalık bazlı işte CFTC raporlarından ya da fonların elinde tuttuğu altın miktarından veya Dünya Altın Konseyi'nin işte her çeyrek yayınladığı merkez bankalarının ya da zinet olarak talebin, efendim fon bazlı talebin nasıl cereyan ettiğini bize anlatan datalardan öğrenmeye çalışıyoruz. Ve görebildiğim kadarıyla tekrar yineleyeyim. Yani 1850 dolardan 2070 dolara giderken ki fon hareketi veya işte uzun pozisyonlardaki değişimle 1680 dolardan işte 1900 dolarlara yaklaştığımız şu günlerdeki o yükseliş talep hareketi
Çok benzer. Yani çok yoğun bir talep altına ben görmüyorum. Ama dediğiniz gibi güçsüz bir dolar, 1.60'ların altını gören bir Amerikan 10 yıllık faizleri en azından şu an için altın o kritik 1890 seviyesinde, ki orası geçilirse bir 30 ile 50 dolar daha yukarı marjı olabilir diye düşünüyorum, tutmaya yetiyor şu anda. Dolayısıyla taleple fiyat belli bir noktaya geldi ama şu an için yeni bir talep gerekiyor. İşte orada da piyasalar, biraz önce dedim ya, askıda duruyor. Neden? Çünkü enflasyonu mu, yoksa bu gelecek likitten çekilmesinin kar realizasyonunu mu gerçekleştireyim diye şu an büyük ihtimal fonlar altında biraz daha kafa yoruyordur diye düşünüyorum. Ben yine de her şeye rağmen çok yukarı yönlü bir ons altın fiyatlamasının enflasyon bazlı, biraz önce bahsettiğim bu pozisyonlanmadan dolayı, yani paranın sistemden yavaş yavaş çekilmesinin etkisiyle görmeyeceğimi düşünüyorum ve hala aslında işte 1600-1800 dolar bir aralığım vardı. Yani şimdi bunu belki işte 1700-1900 dolar arası gibi bir yerde tutabiliriz. Yeni bir gelişme olmazsa, çünkü yalnız altını etkileyecek gelişmeler bu iki başlıkta sınırlı değil. Ama bu iki başlığa bakıyorsak şimdilik bu iki ne diyelim, beklentinin ne yönde satın alınacağı önemli. 1850 aşağıda kırılırsa kar realizasyonu geliyor demektir. 1900'de yukarı doğru kırılırsa dolar bazlı, o zaman da enflasyon fiyatlanmaya devam ediyor ve bir 50 dolar marş her iki yönde de olabileceğini düşünmek gerekiyor. Bir de son dönemde finansal varlıkları konuşurken artık işin içine, konuşmaların içine kripto paraları da katmaya başladık. Dijital altın diyenler var. Ama ben başka bir şey soracağım size. Altınla ilgili. Yani grafiği üst üste koyunca işte Bitcoin fiyatıyla altının fiyatı arasında bir ters yönde bir ilişki söz konusu gibi görünüyor. Son dönemde altın fiyatı yükselirken işte kripto para piyasalarındaki düşüşle birlikte yatırımcı bir yerden bir yere taşınıyordu. İşte son dönemde de tekrar buradan çıkan para işte altın piyasasına geri dönüyor gibi bir kanaat da var. Katılır mısınız buna? Böyle bir etkisi söz konusu olabilir mi? Yani veya risk algısını hesaplamak için bakacağımız bir yer midir size göre bu piyasadaki oynaklık, hareketlilik? Şimdi kripto paralar birden büyük. Ama altın tek bir ürün. Yani kripto paranın hangisindesiniz? Nasıl bir fiyattan kripto parada yatırım yaptınız? Yani o 9000 değil mi, yanılmıyorsam? 9000 üstündeydi en son, evet, bilmiyorum ama. Sürekli artıyor. Yani bunların hangisini seçtiniz? Hangisinde, hangi fiyattan işleme girdiniz? De buradan sattınız, tekrar daha önce altın yatırımcısıydınız da altına döndünüz. Yani bu biraz zor bir bağlantı yapabileceğimiz konu diye düşünüyorum. Ha, şu olabilir. Mesela bir süredir evet, bu yabancı basında da yazılıyor. Yani işte fonların altından ziyade belli bir süre önce işte kripto dünyasını tekrar biraz daha fırsat olarak görüp oraya geçtikleri ve sonrasında da burada kar satışları geldiği konuşuluyor. Evet, ama biraz önce ifade ettiğim gibi, yani altın tek bir ürün olmak üzere dünyadaki fon miktarındaki değişim ve uzun pozisyon, yani alış yönlü pozisyonlardaki değişime baktığımızda mevcut fiyat hareketi içerisinde ben bunun çok sınırlı kaldığını görüyorum. Çünkü ya siz altını alıyorsunuz 1850 dolardan, satıyorsunuz 1900 dolara diyelim. Ama kripto dünyasında bir günde %30, %40'lık değişimler oluyor. Yani bu iki yatırımcının bu kadar sabırlı ve bu kadar risk seven aynı kişi olma ihtimalini, yani bireysel olarak söylüyorum, zor olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o tarafta biraz bu öngörüye soğuğum ama fon bazlı baktığımızda yani bir kısım o tarafa geçen, kripto paralara geçen paranın, yani çok az bir kısmının da olsa tekrardan belki altına doğru döndüğünü düşünebilirim. Ama ben yine de altınla kriptonun birer alternatif olma ihtimalinde biraz düşük konuyum. Yani mesela borsa riski alan veya vadeli piyasalarda kaldıraçlı bir sistem içinde risk alan yatırımcıların kripto dünyasında daha net bir yatırımcı profili sergileme imkanı olduğunu düşünüyorum. Onun için altın çok benzer bir ürün gibi gelmiyor bana ve geçişlerinde az olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir öngörü yaparsak, yani Bitcoin üzerinden gidersek, Bitcoin 15 bin dolara düşerse,
ons altın 2000 doların üzerine çıkar. O anki şartlar sadece bu rasyo üzerinden olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Ne dedik? Likitte çekilmiş. Likitte çekildiğinde belki Bitcoin'de ki ben öyle düşünüyorum. Yani kripto dünyasının bu kadar büyük bir pazar haline gelmesi veya fiyatlamaların bu kadar dalgalanmasının nedenlerinden biri de bence yine bu likitte etkisiydi. Dolayısıyla çekildiğinde altının da düştüğünü, kripto paralarında düştüğünü görebiliriz aynı zamanda. Bu da çok şaşırtıcı olmaz. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Yeniliğe de açık olmak lazım ama oynaklık, spekülasyon bazı varlıklar için ciddi boyutlarda. Buna da herkes dikkat çekiyor. Bir düzenlemeyi de bekliyoruz her tarafta. Çeşitli kısıtlamalar da söz konusu elbette ama daha sağlıklı yapıya kavuşması için bu piyasanın galiba biraz daha zamana ihtiyaç var. Biraz daha sabırlı olmaya ihtiyaç var. Yoksa burayı kimse göz ardı etmiyor. Tonguç Erbaş, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşürüz.